Selam millet, Dedron nerede? Tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Arthur Morgan, çılgın kovboyumuzun maceralarını anlatan Red Dead Redemption'daki oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son, yanılmıyorsam bizim ekibimizin içindeki Kızılderili olan adamımız James bizden yardım istemişti. Charles, çok affedersiniz. Düzeltiyorum, Charles. Geldiğin için teşekkür ederim. Ayıpsın, adamsın. Şef. Belki onunla konuşmalısın ya. Biraz morali bozuk. İşte bu yüzden geldim. O tentesinde. Abi burada cillop gibi evler varken niye tentesinde? Fetişist mi abi şef? Tentede yaşıyor. Alo. Gir gir. Bay Morgan. Geldiğinize çok sevindim. Ne haber? Oğlum. Oğlum aptal ama. Hala o benim oğlum. Oğlunu biliyorum. Cesur çocuk. Biraz da sinirli. Benim gibi. Senin baban nasıldı? Uzun süre önce öldü. Hepimizin sağlığı için yeterince hızlı gitti. Ben barış istiyorum Arthur. İnsanların güvende olsun istiyorum. Hayatım boyunca barış kurmayı denedim. Ama oğlumu da seviyorum. Onu hiçbir sebep olmadan asacaklar, ihanet yüzünden. İhanet nasıl onu suçlayabilirler ha? İnsanların yüzlerce yıldır bu ülkede böyle yaşıyor. İşte bize yaptıkları ihanet. Binbaşıyla anlaşmanın bir yolu olduğunu zannetmiyorum. Ha, senin patron sayesinde diyor orduyla olan ilişkilerimiz son 5 yıldır en berbat hale geldi. Wanderline. Bizim müdür mahvetti tabii işlerini. Charles'la onu kurtarmayı deneyeceğiz. Kullanacak çok şeyim, kaybedecek çok şeyim yok. Senin çok var. Bu işi bana bırak. Charles neredesin? Çocuğun, şefin çocuğunu kurtaralım da adam follow me dedi. Ben artist artist söylüyorum hadi kurtaralım gidelim diye ama ben adamı izliyorum. Burası iyidir. Karanlık olmasını bekleyelim. Karanlık olmasını bekledik, evet. Vallahi sırılsıklam ıslandık o arada. Hadi sessiz olalım. Hazır mısın? Tüfüm var. Fırlatılacak bıçak alayım, fırlatılacak. Adamlar orta volta atıyorlar. Bir ileri bir geri. Yolu takip ediyorlar. Fort Wallace. Aynen yazmış. Birini al aşağı edersen ben de diğerini al aşağı ederim dedi. Zınk. Beynimden vurdum. Ne oldu? Arkadan dolaşan adamları niye indirdik arkadan dolaşacaksak ya? Dikkatli ol, orada bir tane koruma var dedi. Görüyorum. Minimap'ten gördüm James, merak etme. What is minimap? Gerçekçi olsun dedim. Madem adam duvara yaslanıyor, ben de yaslanayım. Birden koşuyorsun oğlum ya. Maymun gibisin ya. Yetişemiyorum ki sana. Bir kere ömrümüzde gündüz görev yapacağız diye düşündüm. Sevindim. Onda da otomatik gece oldu.
Sen birini al, ben ötekini alacağım diyor. Evet, ben o zaman kuledekini alıyorum. Güzel, biraz daha ilerleyebiliriz. İşte burası pozisyon alacağımız yer. Sinsi sinsi içeriye süzülüyoruz vallahi. Vallahi Aksur, Arthur Aksur diyorum. Arthur aksurmaya başlarsa, Aksur arturmaya başlarsa diye ne olacak? Herhalde benden bunu yapmamı istemişti. Ben öyle tahmin ettim. Yavrum ben gidiyorum. Ben seni bekleyemem böyle. Knife dedi abi. Bir de buna ok harcama diyor boşuna ya. Sen ne kadar insafsızsın Charles ya. Charles James. Hepinizi birbirinize karıştırıyorum. Yine iki tane. Aynı hareket sanırım. Da biri daha var diyor. Halledeceğim mi? Bilmiyorum halledeceğim mi? Ben yine buna ok atayım ya. Ne olur ne olmaz. Yani ben seni kadar delikanlı değilim oğlum. Bıçak piçaklamaya gidersem eğer adam beni görür falan. Ne yapıyorsun? Kuleye tırman diyor. Kuleye tırmanırım, tamam. Sonra ne istiyorsun? Oradan da şuraya doğru inceden bir ok yapıştır diyor. Nereye ok yapıştırayım abi inceden? Bu mu? Yani buradan oraya mı ok atayım? Şuna herhalde. Come on buraya gel. Geldim. Geldim yavrum. Yanındayım. Adamlarla karşılaşmayacak mıyız? Adamlar orada değil mi? Hop, adamı Indira Gandhi yaptı. Olaydan kimse haberdar değil gibi hala. Beni buradan çıkarın diyor hala ya. Terbiyesiz herif. Seni oradan çıkarmakla mı uğraşmak zorundayım ben? Seni kurtarmaya geldim. Teşekkür edeceğine. Hadi. Bizi baban gönderdi. Babam buraya gelip korumaları öldürür mü dedi. Hayır öyle bir şey söylemedi. Tabii ki söylemez. İyi misin? Çok iyiyim. İşkence edilmekten çok zevk alırım. Zihni aydınlatıyor.
İyiyim, iyiyim. Hayda. Evet. Şimdi şey oldu işte. Keyfimizi bulduk. Yavrum bak. Karanlığında, gecenin karanlığında böyle break dansı yapma bana. Beni sinirlendirme. Neredesin acaba ya? Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Dikkatli ol, dahası da geliyor dedi. Boğazından. Seni de fırladım. Başka neredesiniz siz ya? Aa, terbiyesizlere bak. Biri orada, biri burada, biri burada. Karanlıkta gördüm seni. Karanlıkta gördüm seni, gördüm. Kaçmaz. Sen de orada yandan dur, ne kadar vurabiliriz seni bilemiyorum ama. Oo, adamın ışığını mı, lambasını mı, bir şeyini vurdu. Patladı sanki. Come this way. Peki. Hangi yoldan diyorsan o yoldan gidelim senin. Seni biz dinleyelim. Sen psiko bir adamsın. Dinamit. Ne demek nasıl? Dinamit abi, dinamit. Ha, ilkinde yakmışım. İlki de yanmış zaten dinamitlerden. O yüzden şey yapmak lazımmış. Öyle yakınca uzaklaşmak lazımmış kapının yanından. Arthur, hallet bunu tamam mı? Ben şey yaparım. Siz dert etmeyin. Ben dert etmeyin be. Ben şimdi şey yapacağım onu. Halledeceğim. Ignite. Ha? Arthur şimdi uza. İkili tabancanı çekine sen. Let's go. Bak benim at da orada. Geldi zaten. Biraz tabancalar pis. Onları da temizlemek lazımmış. Tamam dur çocuğum dur. Dur çocuğum şimdi tabanca temizleme. Düşündüm de iyi bir zaman değilmiş. Bir anda fark ettim. Carbine Long Arm Shoulder, Carbine Lancaster Repeater. Ha, bu olması lazımdı benim silahın. Tamam, quick de yavrum. Bir yandan let's go quick diyorsun da Lancaster Repeater Long Arm. Ya niye bıraktırıyorsun abi? Neden benim Repeater'ımı elimden bıraktırıyorsun anlamıyorum ki. Her seferinde tekrar tekrar seçmek zorunda kalıyorum. Vay arkadaş ya. Lancaster Repeater ha, bu kadar. Dürbünü olan Repeater'ım benim. Peki bir daha şöyle yapalım. Ha, pompalı tüfek çekmişim ben. Nasıl becerdim onu? Bunu nasıl becerdim abi ben pompalı tüfeği çekmeyi? Şu adam şu tüfeği almam gerekmiyor muydu? Evet. Şimdi şöyle bastığımda. Dead Eye var ya, bu oyunda hayatımızı kurtarıyor. Yoksa böyle bir artistik patinaj gibi bir hareket bu, bunu yapmak ya. Hani ben yine yapıyorum. O kadar iyi bir nişancıyım. Ayrı mesele ama zor tabii yine de. Evet, şimdi benim onları oyalamam gerekiyor, değil mi? Şuraya yapışıp. Onu da vurmadım mı ben? Sen ne yapıyorsun ya? Matrixçi misin? Bırak, bırak onu. Bırak, bırak, bırak. Kanoya geç. Hemen kanoya geç. Şimdi yürü. Yürü Arthur. Yardır. Arthur ne yapıyorsun acaba? Ne yaptığını tam olarak anlayamadım Arthur'cum.
Ha? Vallahi ben zaten gayet hızlıyım bu konuda ama sen bir de benim onları vurmamı mı bekliyorsun acaba ya? Vallahi onları vurmamı bekliyormuş. Ben vuruyormuşum da bu arada. Fena da değilmişim yani onları vurma konusunda ha. Vallahi. Ha, onu da ayağından vurdum. Yavrum hiç yardımcı olmuyorsun zaten ya. Bütün pisliği siz yapıyorsunuz. Ondan sonra peşinizden aman Arthur abim benim pisliğimi temizlesin. Üzerinizde böyle patlayıcı şeyler taşımayın diye size söylemediler mi ya? Üzerinizde patlayıcı şey taşırsanız bir deli kovboy size ateş eder. Üzerinizdeki o patlayıcı şey patlar. Vallahi o ölmedi galiba ama. Abi bu adamları bir rahat bıraksanız diyorum ben. Bu adam patlayacak aynı. Aa patlamadı bu. Adamları önce kurtarıyorum sonra arkalarından ben ateş ediyorum. Ha gayret ya. O nasıl bir yıldırım daha böyle? Yok etti orayı. Küçük bir alana doğru yıldırım düştü orayı yok etti. Bitti mi yoksa önümüzde ben kıpkırmızı bir şey görüyorum. Solda. Atlarını öldürme, onları daha sonra kullanırız dedi. Hadi kıyıya çıkalım. Bana bir şey oluyor. Bir şey oluyor bana. Sanırım onları kaybettik. Hadi. İyi misin Arthur? Evet, yağmur kadar iyiyim. Sen nasılsın? Birkaç güne iyi olurum. Hızlı iyileşirim. Albay çok mutlu olmayacak beni kurtarmanıza sanırım. Şimdi daha fazla sorun çıkacak. Babam. Babam bile savaşmak zorunda kalabilir. Onlarla yapacağım büyük bir savaşı kazanamazsın. Şimdi nereye gideceğiz? Bilmiyorum. Arkadaşım. Sen önce babana bir geri götürelim. Teşekkürler. Lafı bile olmaz. Beni burada bıraktılar yine abi. Her şey oluyor, bitiyor. Beni ortada böyle bırakıyorlar ya. Sen de burada kal deyip bırakıyorlar. Ben de zaten hapşırmaktan, öksürmekten hiçbir yere gidebildiğim yok. Yağmurlu havadan sise, onun içinden güneşe. Bu ne hızdır hocam? Burada ata binme Arthur diye bağırdı bu da ya. Vay arkadaş. Herkes mutsuz ya. Nasıl bir birliğe dönüştük biz? Gelen şey için silahlara ihtiyacımız var diyor. İki tane adam getirmiş yanında. Bu tipler ne ya? Neler oluyor Dutch? Bize neler oluyor? Sana neler oluyor? Ona biraz saygı göster. Pardon? Bay Wonderland, Bay Wonderland. Sırf petrol için benim insanlarımı öldürmeye çalışıyorlar. Bir kez daha benimle at binin. Faktoriye, fabrikaya karşı benimle birlikte savaşın. Cesaretini beğendim evlat. Gerçekten çok güzel bir şey. Durun. Oğlum. Benim son oğlum. Yapma bunu. Senin yaşındayken ben savaştım. Ölümleri gördüm. Öldürdüm. Ama ilk doğan çocuğum senin kardeşin sarhoş bir asker tarafından öldürüldü.
Ama sonunda barış yaptık. Onlara güvenmem gerektiğini biliyorum ama başka seçeneğim de yoktu. Belki sen haklıydın. Belki yavaş yavaş ölmek hızlı olandan daha kötü. Belki bu adamların hiçbiri iyi değil. Onların o geldiği dünya bizim hayatta kalamayacağımız, yaşayamayacağımız bir dünya. Ama hayatta kalmalıyız. Baba sen yorgunsun. Gururunla ölme evladım. Bu tuzağa düşme. Toprak, su. Onların gururu yoktur. Biz hayatta kalırız. Bir şekilde hayatta kalırız. Yalnız evladım. Sakın benim gücümü zayıflık zannetme hatasında bulunma. Şefiniz olarak size söylüyorum. Sözlerin hiçbir anlam ifade etmiyor baba. Adam gayet bilge konuştu. Çocuk man kafa ya. Bay Morgan. Konuştuktan sonra bana yardım ettiniz. Bu bir tuzak. Oğlum, insanlarım ölecek. Bu adama yardım mı ettin Arthur? Dutch'ın arkasından ne işler çeviriyorsun? Ney? Savaş bitti, biz kaybettik. Bu genç çocuklar yok edilecek, lütfen. Ne yapabilirim bakayım. Charles? Kim benimle geliyor? Ben seninle geliyorum Arthur. Bakalım başka ne gizlerim var öğreneceğimiz. Vay arkadaş. Dutch beyefendiye bak. Kızılderilileri ateşin içine attı. Sırf askerleri meşgul etmek için. Ben onlara yardım ettim diye de bana atarlandı. Arkamdan ne işler çeviriyordun Arthur? Bu berbat işin daha da kötü hale gelmesini engellemeye çalışıyordum. Belli ki işe yaramamış. Neden petrol rafinerisine saldırıyorlar? Dutch'ın fikriymiş o. Hükümeti meşgul edecek. Ordu, ülke, hepsi endüstriye bağlı. Ellerindekini alacaktık böylece. Bu çocukların ölüm emrini imzaladın resmen. Resmen John'u hapishaneden kurtarmayarak yaptığın gibi. Adama biraz saygı gösterin. Abi çete acayip birbirine düştü ha. Çete acayip birbirine düşüyor. Dutch hala planım var. Abi ben Dutch'ın planını anladım sonunda. Herkesi öldürtüp, herkesten kurtulup parayı alıp gitmek. Sadakate ne oldu? Hepinize ne oluyor deyip duruyor. Var ya, Dutch'ın yanında birkaç tane adam kaldı. Onlar da en pislik tipler zaten. Bu adamlara yardımımıza ihtiyacı var. Bir planım var diyor hala ya. Oo, devamlı emirlerime karşı çıkmanızdan gerçekten bıktım diyor. Ya benimle olun ya da basın gidin. Şuraya bakın, bu onlardan biri. İyi misin evlat? Eagle Fly. Eagle Fly'in yardıma ihtiyacı var. Hepsinin yardıma ihtiyacı var. Birisi onlara yardım etsin lütfen. Acele edin. Dutch sinirlerimi bozmaya başladı ya. Bayağıdır sinirlerimi bozuyor da Dutch. Şu ordu müziğine de hastayım. Tam bir katliam. Bu adamlara yardım etmemiz lazım. Eagle Fly'ı görebiliyor musun? Köprüyü geçmeye çalışıyor. İstediğini elde ettin Dutch. Bu savaş kazanılamaz. Ben gidip çocuğu kurtarmaya çalışacağım. Ne istiyorsan onu yap. Geri kalanlar benimle.
Let's ride! Go with him. Try and help there. I'm better off alone. We're riding with you. Come on then. Hayda, biz de seninle geliyoruz dediler. Vallahi ikiye ayrıldık. Ah, şimdi işte The Arthur geliyor. Önce şapkasını vurduk, sonra adamı. Şöyle yapalım o zaman çocuklar, bakın. Şöyle bak, 1-2 headshot. Headshot. Gutshot. Bence gut shot'lar da iyiydi. Sırt shot da iyi buradaki. Çok uzaktaki bir adamı daha gut shot yaptım. Ben birazcık olaydan uzaklaşıyormuş gibi görünsem bile asıl olayı kurtaracak olan gerçek yanlama saldırısını yapacağım şimdi. Çık oradan abi, çıkacaksın. Bu evin içindesin biliyorum yani. Saklanamazsın. Bak şimdi ne olacak. Bak şimdi ne olacak. İşte bu kadar. Oo, kadın psiko ya, yine en önden gidiyor. İşte bu kadar. Arthur. Hepinize teşekkürler. Adamlarım nerede? Adamlarım nerede? Haydi gidelim. Acele edin. Şimdi izninle, yine niye bu silahlar bana bir garip geliyor? Ha, iki tane olması lazımdı çünkü. Böyle atış etmem lazımdı. Şimdi oldu. Ne oluyor be? Bir tane adam çıktı oradan. Şimdi bir daha o zaman. Oo, bu gerçekten kötüydü. Benim için bile kötüydü yani bu. Psiko bir kovboy olan Arthur bile bu olaydan etkilendi. Kadını vuracaklar, çabuk kurtar. Bak, kadının şapkasını uçurdu terbiyesiz. Kadının şapkası hiç uçurulur mu ya? Ne yapıyorsun orada ya? Kızılderili duvara yapıştırmış, kötü kötü şeyler yapıyor. Oo, en sevdiğim mitralyoz yine geldi. Yine geldi. En sevdiğim mitralyöz. Şimdi şuradan Litchfield Repeater mıydı bizimki? Bilmiyorum ki Litchfield mıydı ama galiba değildi. Bizimki Litchfield değildi. Sağ olsun. Bolt Action Rifle var bir de. Görmüyorum ki abi bu. Herhalde şimdi oldu ya. Ne bileyim. Eagle Eye ile yapmak zorunda kaldık. Çok da hoşlandığım bir şey değil bu benim ama. Şşş, delikanlı oğlum. Winchester almış Arthur geldiği zaman birazcık saygı istiyorum. Bu ne la? Evin içinde... Sen bir... Sen ne yapıyorsun benim olduğum yerde? Sen benim olduğum yerde ne yapıyorsun delikanlı? Adamı kızdırma. Dur ya. Yanlış yere gittim. Bir saniye. Öbür tarafına geçmem lazım trenin. Buradan geçiş yokmuş. Boom boom. Aha. Boom diyorum sana. Boom dersen öl demek bu. Boom boom. Öl öl demek. Ne oluyor ya? Her birini öldürün falan diye bağırdı birisi. İyi, iyi sıktın. Bravo. Kovboy gibi ateş ettin aynı. Sana saygı duydum yani. Ah, nasıl ya? Çocuk nasıl ölebilir? Ben ne kadar gittim? Çok mu ilerledim?
Kaptırdım kendimi, gidiyordum, çocuk öldü değil mi? Ha, checkpoint'ten başlayınca birdenbire sanal tüfek kullan dedi. Peki. Galiba şimdi okeyiz. Bir de şöyle bir gidelim. Bak Sadie yine koşmaya başladı ya. Bu kadın psiko ya. Vallahi psiko bu kadın. Geldiniz mi? Buluştuk mu ortada? Ortada buluştuk mu abi? Buradan geliyorlar ya. Ne ortada buluşması? İşte bu kadar. Demin çocuğu buralarda bir yerlerde vurdular galiba. Benim aimingime karşı saygılı olacaksın. Ne yapıyorsun sen ya? Domuz avına mı çıktın? İnsana ateş ediyorsun. Çifteli tüfekle ateş etmek nedir? Şimdi çocuklar bir saniye. Bir saniye saygı. Ustalara saygı. Galiba tamam oldu değil mi ortam? Hayır, tamam olmamış. Bir de bu var. Hepsini öldürün deyip duruyor. Dutch zaten bütün dünyayı öldürecek galiba. Planı bu. Bütün dünyayı öldürdüğümüz zaman mutlu olacağız. Dutch'ın başka bir şeyi kalmayacak. Sorunu. Bütün dünya ölmüş olacak çünkü. Tekrar birbirimize kavuşmamız çok güzel oldu. Hey evlat, hayatını kurtardı mı? Evet. Tam bir kahramansın Arthur, değil mi? Sadece normal bir adamım. Herkes gibi. Senin ne derdin var Arthur? Vallahi seni anlamıyorum Dutch. Seni artık anlamıyorum. Devamlı şüphe, devamlı şüphe. Hepiniz buraya gelin. Hadi gidip işi bitirelim. Neyi bitirelim? Şüpheleri. Neden buraya saldırmaları istiyordum biliyor musun? Fikrim yok. Bütün adamlarımı bulana kadar gitmiyorum. Ne istiyorsan öyle yap. Ne için gelmişiz buraya şimdi anlayacağız. Ofisi bulmamız lazım. Diğer tarafta yukarıdadır. Eagle Fly'ın kağıtlarını çalmak için daha önce buraya girmiştim. Neye bakıyoruz? Paraya bakıyoruz aptal, paraya. Olaylara dikkat ediyorsunuz zannediyordum. Yaşlı Cornwall bundan bahsetmişti. Burada bir sürü kağıt var. Galiba hisse senetleri. Bitti mi? Özgür müyüz? Neredeyse tamamlandı mı işimiz? Evet. Çok zor zamanlar atlattık. Çok zor zamanlar. Ama hadi. Benden daha fazla şüphelenme. Mekanı ara. Burada bir yerde olmalı. Kapının yanında kabini ara diyor. Arkamı dönmek de istemiyorum artık ben bu Dutch'a, çünkü büyük ihtimalle bir sakatlık gelecek Dutch'tan bize. Hayda, bir saniye dur. Bunu aradım. Orada bir şey vardı, alabilirdim. Ne vardı? Para. Ya. Bu değil aradığımız şey. Dutch. Buldum. Buldum. İşte bu. Eyalet tahvilleri mi? Ne diyor acaba bu ya? Bu. Binlerce dolar değerinde. Belki daha bile fazla. Arthur. Neredeyse başardık. Bay Morgan. Neredeyse işimiz bitti. Hadi eve gidelim. Niye senin silahların elinde? Benim de silahlarım elimde olsun o zaman. Tabii ben ölmezsem. Bu arada kimsenin beni öldürmesine gerek yok. Düşündüm de benim karakter zaten ölüyor. Arthur zaten ebediyete intikal etmek üzere. Bunu duydun mu? Baylar, sizin için geldik.
Arkadaşın mı? Ne oluyor ya? Oğlum siz nereden çıktınız? Bela mısınız siz? Hadi gidelim deyip duruyor da. Nereye gidiyoruz? Allah! Gözüme duman geldi. Dutch! Yardımına ihtiyacım var. İşte ben bundan şüphelenmiştim zaten. Oba! Oba, çocuk da gitti. Hem de beni kurtarırken. Seni aptal çocuk. Gel buraya. Hayatımı birden fazla kez kurtardın Arthur. Şimdi ben seninkini kurtarmalıydım. Böyle olmalıydı. Hadi. Gitmemiz lazım. Sen. Sen kaçtın. Ben böyle bir şey yapmam. Aptal olma. Her an gelebilirler. Başardık baylar. Artık paramız var. Her şey planladığım gibi oluyor. Ben bu çocuğu babasına götüreceğim. Nasıl istersen. Bugünlerde böyle oluyor zaten. Kampa gidip hazırlanmamız lazım. Dönebildiğim zaman anca dönerim. Ben de seninle geleceğim. Ben de. Herkes Arthur'la gelmek istiyor. Bir sürü iyi adam. Ama Arthur onlara eve gidin dedi. Eve gidin, adamın asabını bozmayın dedi. Dostum, sıkı tutun. Gücünü sakla. Arkadaşım, bütün bu olanlar için çok üzgünüm. Üzgün olmanı gerektirecek bir durum yok. Biliyorsun ya, Dutch. Sanırım Dutch gerçekten sizi çok kötü kullandı. Kendinden başka kimseye yardım etmeyi istemiyor. Bakın, Eagle Fly geliyor. Şefin oğlu. Aman tanrım, o vurulmuş. Hayır, yaralı. Onu bana getirin. Ya şimdi diye bağırırsın öyle. Mermi yemek kolay mı koç? Gidici mi? Gidici değil, gitti bile. Adam dönüp öyle baktı ki. Evladım. Şimdi ne yapacaklar? Gitmeliler. Ve hızlı gitmeliler. Ben kalıp onlara yardım edeceğim. Bence de kal. Ben de kalayım. Hayır, diğerlerinin sana ihtiyacı var. Onlar iyi insanlar. En delikanlı...
adamlarımızdan biri bu. Biri bu. Biri çocuğu olan adam. Diğeri bizim kadın. Başka da delikanlı kalmamış zaten ekipte. Kurtardığımız psikopat katil var. Strawberry'yi birbirine katan. Yeni adamlar toplayan kendi gibi pislik. Daca yanaşan. Zaten Jose öldü. Diğer adamlar öldü. Oh, öksüre öksüre gidiyorum ben de. Aa, düşüp kalacağım ben, tamam. Evet. Beni kim buldu ya? Kimler kimler buldu beni? Yine birileri benimle ilgileniyor. Lütfen bunu için. Teşekkürler. Biraz dinlenin. Almanca konuşuyor. İhtiyacımız olduğunda bizi kurtardınız. Şimdi biz size yardım edeceğiz. Ha, bunlar o Alman aile. Onlar mı acaba? Yoksa rüya mı gördü? Yo, onlar. Ne oldu? Fenalaşmış, düşmüştüm. Beni kaldırıp bir yere götürdüler. İyileştirmeye çalıştılar. Bir daha mı çıkıp gitmişim? Evet. Bir daha çıkıp gitmişim. Allah Allah. Acaba ne olacaktı ben o Alman aileye yardım etmeseydim? O Alman aileye yardım etmeseydik. Şey olmayacak mıydı? Yorkshire dedi, sıfır. Yorkshire sıfır abi, mükemmel. Kardeşlerim, o zaman burada şu silah çekip adamın beyninden vuralım. Hop, şaka olsun diye yapmıştım. Neyse, bakalım belki bu durumdan kurtulabiliriz. Burada videomuzu bitirelim diyecektim aslında. Bir dahaki videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.